Türkiye büyük bir başarıya imza attı geçtiğimiz günlerde bu tahıl anlaşmasına ev sahipliği yaparak, moderatörlük yaparak, yönlendiricilik yaparak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok dünya yetkilisi müteşekkir olduğunu söyledi Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'a. Bu İngilizler tarafından nasıl karşılanmıştır? Yani İngilizlerin böyle bir şeye bakışı Türkiye'nin fazla inisiyatif alması olarak mı görülür yoksa gerçekten de bir teşekkür hak edecek bir davranış olarak mı? Ya şu aşamada Türkiye ile gerçekten Birleşik Krallık'ın arası çok çok iyi. O yüzden bu konuda eminim bizi yardımcı dahi olmuşlardır şu an için. Gerçekten çünkü çıkar birliğimiz var. Yani onu evet. da söyleyeyim hiç onların kara kaşına kara gözü için değil bu iş. Yani karşılıklı iyi çıkarlarımız uygun ve iyi giden bir şey var ve İngilizler de bundan memnundur diye düşünüyorum. Benim endişem evet. şu daha doğrusu şöyle aslında endişe demeyelim. Çünkü bakın bu krizde Ukrayna ve Ukrayna Rusya ya yani daha doğrusu Ukrayna'nın Rusya tarafından işgaliyle başlayan süreçte biz aslında bütün dünyada hani Zelenski ve Putin'i ayırarak söyleyeyim tabii ki iki tane liderimiz ön plana çıktığını gördük. Bir Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan. İkincisi de Boris Johnson. Bakın Avrupa'da ciddi manada bir lider eksikliği krizi var. Eskiden işte Merkel de bunlardan hani önde gelen liderlerden bir tanesiydi. Fakat işte Fransa'nın başındaki Macron'un başına gelenleri, İtalya'da evet. kendi hükümetlerini bir türlü kuramamalarını, Yunanistan'ın sallantısı hepsini biz görüyoruz. Biden'ın o dalga geçilen Trump kadar bile bir etkisi toparlayıcı liderlik etkisini görememesi vesaire derken aslında iki tane lideri biz gördük. Ve bu iki lider aslında bayağı istediklerini de yaptırdılar bu savaş boyunca evet. net bir şekilde. İşte Boris Johnson'ın sizin de söylediğiniz gibi hem Boris Johnson hem diğer Birleşik Krallık yetkililerinin sürekli Ukrayna'ya gidip gelmesi vesaire Bunlar hem hakla ilişkiler açısından evet. hem de real politika açısından faydalıydı muhakkak. Evet. Ama şunu söylemek lazım tekrardan kusura bakmayın kestim galiba ama bu gerçekten çok önemli bir anlaşma, çok büyük bir anlaşma. Ve hem bu savaş hem de Çin'in Taos Doğu yapmasının nedeniyle ciddi manada sıkıntıya giren, giren dünya Taos Doğu'nu ciddi manada yardımcı olacaktır. Ve biz de hiçbir şey yapmasak bile bakın birçok daha artı faydası da olacak ama en basit haliyle herkesin anlayabilmesi için güzel bir atasözümüz vardır. Evet. Bal tutan parmağını yalar. Sonuçta evet. biz, biz tutacağımız için balı biz de her türlü... Mutlaka olumlu evet, anlamda etkileneceğiz. Evet, bir kere imaj açısından çok iyi. Tabii. Çünkü şu, sürekli işte bir takım Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhinde bir takım iddialar görüyoruz biz dış basında. E bu iddiaları da hem bu iddiaları söyleyip hem de Türkiye'yi böyle bariz bir şekilde bir barış yapıcısı rolü oynaması ne kadar aslında tutarsız olduklarını gösteriyor.